Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. İddialarını ispat ederse benim siyaseti bırakacağımı ve cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti bırakmasını beklediğimi ifade ettim. Taşınmaz gayrimenkulü Güneysu Dumankaya köyünde 2000 metrekare arsa, maliyeti 10 bin TL, 10 milyar eski parayla. Banka hesaplarında toplam 3 trilyon 390 milyar eski parayla. 25 bin sterlin, 199 bin dolar. Resmi mal varlığı bu. Bugün itibariyle bankalarda ve gayrimenkul olarak resmi mal varlığı. Şimdi şunu toplayıp, çıkarıp, çarpıp, üst üste koyup, onunla da çarpsanız, evdeki hesap buraya uymuyor. Hadi uymuyor. Hadi uymuyor. Paranın hepsini bankaya yatırmak zorunda değiliz. Hadi mal varlığı beyan yasasına da aykırı davrandım başbakan olarak. Elindeki malları beyan etmedim. Başbakanlık sitesine de bunu yazmadı. Hadi bu da bir yere kadar hoş görmüş. Ya insanlar bütün malımı mülkümü öğrenmesin dedim. Evde biriktirdim. Hadi biriktirdim. Peki telaşla niye saklıyorsun? Senin paransa, helal paraysa, alın teriyle kazandıysan, çocuğunla, damadınla, kardeşinle, kızınla iş yapmış bu parayı kazanmışsa, kaynağını açıklayabiliyorsa, kardeşim bu ne telaş ya? Bavullarla akşama kadar çocuğu o kadar niye yürüyorsun? Ne gerek var? Çocuğa da yazık. Taşı taşı öğlene kadar 30 milyon euro bir evde. Yer yok, evlerde yer yok. Kimse almıyor, yer yok evde. Mübarek odun değil, kömür değil. Odaları dolduruyorlar, bitmiyor. Bakın ses kayıtlarında bunların hepsi var. Komploysa, montajsa dediğim gibi çok kolay. 20 dakika. Değilse paranın taşınması bile bir gün sürmüş. Ses kaydını öğrenme 20 dakika, parayı taşıma bir gün. Bir yıl boyunca para taşıyacağınıza 20 dakikada ses kaydınızı ölçtürün. Montaj mı değil mi, ses size ait mi değil mi ortaya çıksın. Sadece öğlen saatlerinde evde kaldığı iddia edilen 30 milyon euro. Bugünkü kurla 91 trilyon. Yani küçük bir miktar olarak evde kalan parayı baz alsak. Ne kadar taşınmış bilmiyoruz. Anlaşılmıyor. En azından şu ana kadar ortaya çıkan ses kayıtlarından bu anlaşılmıyor. Fakat farz edelim ki şu 30 milyon euro dışında başka hiçbir para yoktu diye. O gün taşıdıklarını bir kenara bırakalım. Bu 91 trilyon 17 Aralık sabahı, yani operasyon başlamadan önce 82,5 trilyondu. Yani kur artmıyordu. Kur artmaya başlayınca sadece bu 30 milyon euro birkaç gün içerisinde 91 trilyona çıktı. Yani başbakan durduğu yerde 11 trilyon kazanmış oldu. O parayı bir yerden bir yere taşırken bile kar ettiler. Şimdi sen bir başbakan olarak gece gündüz insanlara, vatandaşlarına Türk lirası tavsiye ederken evde biraz Türk lirası bulundursaydın mübarek. Parası Hakkari'nin bir yıllık bütçesinin 3 katı. Hatırlarsanız İçişleri Bakanı'nın oğlu da 1 trilyona 3-5 kuruş diyor. Ne kadar kaldı oğlum diye soruyor. 3-5 kuruş baba, 1 trilyon kadar kaldı diyor. Ay güler misin ağlar mısın bu hale? Gerçekten de bakın 10 milyona yakın insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor bu ülkede. Sizler bu işin tanığı, birçoğunuz mağdurusunuz. Akşam evine giderken bir somun ekmek alamadığı için
evin kapısından girmeden önce çocuklarının uyumasını bekleyen babalar var. Çocuklarının gözlerine bakamayacağı için, çocuklarının aç da olsa yatmasını dışarıda bekleyip gece karanlıktan sonra eve giden babalar var. Çocuğuna bir tas çorba içiremediği, aç uyuttuğu için ağlayan analar var. Sayıları da öyle birle ikiyle açıklanmaz. Milyonlarla açıklanabilir. Ve bunların büyük bir kısmı AKP oy veren çevredir. Onların da aralarında yoksullar var. Sadece zenginler oy vermiyor AKP'ye. Şimdi işte herkesin elini vicdanına koyması lazım. Bak Allah, peygamber, kitap şemsiyesi altında neler yapıldığını görmeniz lazım. Ve bunların hesabını vermeyen bir başbakanın bu ülkeyi yönetemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Kendinizi bu badireden kurtarmak istiyorsanız yapacağınız şey şeffaflaşmak, demokratikleştirmek ve adil bir yargıya, yargılamaya kendinizi tabi tutacak bir pozisyonu almaktır. Daha 17 Aralık operasyonunun ilk dakikalarında hatırlarsanız ne dedik? Eğer bunu bir darbe olarak görüyorsanız, bunu bir müdahale, komplo olarak görüyorsanız, oraya buraya müdahale etmek yerine adil bir yargının önünü açın. Kendinize güveniyorsanız, bu konuda temiz olduğunuza inanıyorsanız, sağa sola müdahale etmeyi bırakın, açık, şeffaf bir yargılamanın önünü açın. Yargılamayı engellemeye çalışmayın. Çıkın kamuoyuna söz verin. Sonuna kadar bu yargılamanın arkasındayız deyin. Hiçbir şeyi saklamayacağız deyin. Yeni bir anayasa sözü verin. Demokratikleşme paketi sözü verin. Ve barış konusunda, Türkiye'deki çözüm konusunda hazır olduğunuzu ilan edin. Bu Türkiye'yi de kurtarır, sizi de kurtarır. Ama düşünün, bir ülkenin başbakanı sabah uyandığında bakanlarının çocuğu yolsuzluk operasyonuyla gözaltına alınmış, yakın çevresi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınmış, bir başbakan ilk refleks olarak ne yapar? Bütün bu meseleyi anlamaya çalışır değil mi? Bu meselenin siyasi yönü nedir? Hukuki yönü nedir? Bu operasyon amacı nedir? Bunları anlamaya çalışır. Bir başbakandan beklenen budur normalde. Bizimki ne yapmış? Oğlunu aramış. Bizimkinin ilk refleksi Bilal'i aramak olmuş. Paraları sakla oğlum. Peki Allah rızası aşkına, demokratik bir ülkenin başbakanı tarihin en büyük yolsuzluk operasyonunu duyduğu anda oğlunu arayıp paraları sakla diyorsa, bu bir başbakan refleksi midir? Yoksa suçüstü yakalanma ihtimali olan bir hırsız refleksi midir? Herkes kendini başbakanın yerine koysun. Ülkenizde büyük bir operasyon, siyasi sonuçları da çok ağır olacak, ince işçilikle planlanmış bir operasyon başlıyor. Siz gün boyunca 5 defa en az oğlunuzu arayıp bu paralar ne oldu, sıfırlandı mı, bunun takibini yapacaksınız. Şimdi 77 milyonluk ülkenin bir başbakanına yakışır mı? Bir başbakan böyle mi davranır? Böyle bir operasyon karşısında. Biz kendisinden demokrasi hamlesi beklerken, biz kendisinden o saatlerde şeffaflık konusunda açıklama hamle beklerken, kendisi başka hesapların peşinde.